Ne yazık ki uygulamadan düşme problemiyle daha üçüncü gününde bu cihazla da karşılaştık. Aslında cihaz daha dün işlem bittikten sonra gelip oturdu şarj yuvasında ve cihaz normal şartlarda aktif. Ancak ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere uygulamaya bakarsanız uygulamadan cihaz düşmüş. Cihaz çevrim dışı diyor. Halbuki aktif. Bu problemi ne yazık ki temizlik robotlarında sürekli yaşıyoruz. Şimdi yeniden cihazı ağa tanıtacağız. Zaten bu tarz durumlarda genellikle Wi-Fi'den düştüğünü şuradan da anlıyorsunuz. Ağdan düştüğünü veya uygulamadan düştüğünü. Gördüğünüz gibi Wi-Fi aslında bağlantı bekliyor. Evet, şu iki düğmeye aynı anda yaklaşık 3 saniye basılı tutarak Wi-Fi reset modunu aktif hale getirdim. Daha sonra da işlemleri yaptım. Wi-Fi ışığı sabit yanıyor. Şimdi uygulamadan bir kontrol vereceğiz bakalım. Yine normal çalışmaya başladı. Takip etmeye devam edeceğim. Tabii sökmeden olmaz. Şimdi sökmeye başladığımızda ne görüyoruz? Ana kasada aslında alt ana kapağın altına gizlenmiş. İstenirse bunun çift fırçalı modelinde yapılacağının göstergesi bu. İşte sizlere dostlar bu şekilde segment yaratmış oluyorlar. İşte tek fırçalısı 3000 liraysa çift fırçalısı 3500 lira şeklinde gibi bir fark oluyor. Sökmeye başladığımda gördüğüm detayları da sizlere tek tek aktarıyorum. Birkaç kere baktım ama medyada 8 olarak saydığımız motor sayısını burada 7 olarak gördüm. Yani benim göremediğim bir yerde var mı diye bakıyorum ama ben bulamadım. Bu görmüş olduğunuz vakum motoru. Yani sizin evlerinizdeki standart elektrik süpürgelerinde işte havayı çekip de toz haznesinin içerisine kirleri dolduran ana motor aslında şu gördüğünüz küçük motor. Bu bir. Bunun altında bir tekerlek ve motoru var. 2. Bu fırçayı çeviren motor. 3. Bunun altında öbür tekerlek ve onun motoru var. 4. Burada gördüğünüz moplama için pompayı çalıştırıyor. Bu 5. Şurada gördüğünüz lazerin üst taraftaki lazer sistemin çalışmasını sağlıyor. Hatta şöyle çevireyim daha rahat görürsünüz. İşte bu lazeri çalıştıran motor bunun altında. Aynı zamanda şurada da fırça. Hangi fırça? Onu da gösterelim. İşte şu fırçayı çeviren motor var. He, tamam. Şimdi çözdük. Bu tek fırçalıydı. O yüzden burası boş olduğu için Midea M7'de 8 adet saydığımız motor. O nedenle bunda 7 adet. Şimdi bunu da çözmüş olduk. Bir de şu desibel metremizde bunun ses konusunu bir kontrol etsek. Temizliğe başla. Aynı desibel metreyi bir de Midea'da kontrol edelim. Temizlemeye başlayın. Benim için önemli detaylardan birisi şu fırça sayısı. Midea M7'de bu fırçalardan iki tarafta da var. Trident Pro Max'te sadece tek bir tarafta var. İçinden kutusundan yedek çıkıyor. Şunları ben oldukça yumuşak gördüm. Midea M7'de bu biraz daha sert. Özellikle halı yüzeylerinde daha başarılı olduğunu görebiliyorum bunun. Şuradaki bu fırçanın sertlik oranına bakacak olursak yine aynı şekilde burada oldukça yumuşak. Fakat M7'de bunun daha yani ona nazaran bir tık daha sert olduğu görülüyor. Burada ilginç olan şu. Şu siyahlar biraz daha sert. Bunları biraz daha yumuşak yapmışlar. Buradaki fırçada standart. Bunların hepsi aynı şekilde ilerliyor. Fakat diğerinde olmayan arada silikon bariyer gibi bir şey yapmışlar buna. Anladığım kadarıyla sert malzemeleri fırçaya vurmadan evvel içeri alsın diye düşünülmüş herhalde. Manevra kabiliyeti olarak Trident Pro Max dönüşlerde en azından Midea M7 ile kıyasladığımızda çok daha hızlı dönüş sergileyebiliyor. Hatta bazen düz alanlarda da Midea M7 ile kıyaslarsak ondan daha hızlı da gidebiliyor. Ancak hız bize burada ne kazandırır kısmı ciddi anlamda tartışılır. Her iki üründe uygulama konusunda oldukça başarılı. Hani o fırça sertlik durumları ve watt anlamındaki güç haricinde öyle anormal sıra dışı bir durum görülmüyor. Tercih edecek olursam gerçekleri konuşalım dostlar. Her şekilde Midea teknolojisini çok yakından bildiğim için yine bu iki kulvar arasında benim tercihim Midea M7'den yana olur.